Merhaba. Muhteşem gözüküyorsunuz. Önce çizimlerden başlayalım arkadaşlar. Kameraman arkadaşlar. Sonra kemer de diyemedim. Şimdi küpeler. Muhteşem. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kaç saat hazırlandı? Hazırlığım yaklaşık 3,5-4 saat civarında sürdü. Kıyafetim Parnas Salmani. Çok teşekkür ederim. Kendinize styling Taylan Gül, makyajım Serhat Şen, saç Akın Ünal. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ekiple, çok tatlı bir hazırlık süreci geçirdik. Şimdi buraya gelip ya neredeyse tanıyamayacaktım sizi. Evet, ben de biraz zorlandım çünkü genelde toplu saç kullanmıyorum. Evet. Ama bugün böyle bir değişiklik yapmak istedim. Neler yaparız, nasıl gidiyor, hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Güzel bir işbirliği yaptık. Öncelikle benim için önemli kısmı yerli bir marka olması. Hem yerli hem de dünyaya açılmış. Şu an birçok ülkede şubeleri açılmış bir firma. O yüzden çok mutluyum. Hem de daha fazla kadına ulaşabiliyorum. Kadınlara ulaşmak ve onlara güzel ürünler sunuyor olmak da benim için çok değerli. Bu arada 2009'da bilmiyorum hayatın yani. Projesi diyelim mi peki buna? Hayatımın projesi. Evet. Yani çok güzel şeyler yaşadım bu yıl. Çok güzel projelere imza attım. Çok güzel işlerde bulundum. Yani ileride göreceğiz hayatımın projesi mi değil mi aslında. Çünkü insan içinde bulunduğu şeyi çok göremiyor. Ama kesinlikle yani şu ana kadar işbirliği içinde bulunduğum her şey hayatıma çok büyük etki ve katkı sağladı. O yüzden şu an gerçekten de onun etkisini görüyorum diyebilirim. Peki şimdi konuyla alakalı sormak istiyorum. Hı-hı. Arada maske yapıyor muyuz evde? Tabii maske falan yapmak zorundayım çünkü şu an dizi nedeniyle yaşadığım şehir zaten çok kuru ve iklimi farklı bir yer. Evet. O yüzden fırsat buldukça evde kendim yapmaya çalışıyorum tabii ki. Çok merak ediyordum. Evet ama hayır, ne söylesem şimdi başkasını yanlış yönlendirmek istemem çünkü herkesin cildi bir sonuçta farklı. Evet. Ama mümkün olduğunca doğal ürünlerle cildimi desteklemeye çalışıyorum. Peki yemekle aramız nasıl? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben de anlıyorum. Aldığım duyumlara göre DJ'de çok sessizli olduğunuz ve ısrarla bir DJ seçtiğinizi duydum. Neden peki? Sebebi ne? Şöyle söyleyeyim. Zaten Valerian'ı tanıyorum daha önceden ve çok başarılı buluyorum kendisini. Hani özellikle ısrarla hiç kimse istemem bir durumu olmadı tabii ki ama güzel bir etkinlik geçireceğimizi düşünüyorum. Güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Ve Valerian'ın da tarzıyla, müziğiyle, sanatıyla bunu çok güzel eşlik edeceğini düşündüm. O yüzden bizimle birlikte olduğu için çok mutluyum. Umarım şimdi reklamların gözdesi oldunuz. Yatırımlarınızı nelere yaptınız? Merak ettim gerçekten. Gayrimenkul mü, araba, hobisim var, neler var mesela? Yatırımınızı nereye yapıyorsunuz? Yani çok bu konuya girmek istemiyorum aslında çok ama genel olarak fikrim daha çok kendi gelişime ve eğitime katkıda bulunmak. O yüzden şimdilik öyle planlarım var. Bakalım ne gösterecek. Zaten ileride mutlaka duyarsınız bir şeyler olduğu zaman. Başka film projeleri var mı? Gelen teklifler var mı? Varsa nasıl değerlendirdiğiniz bir projede görecek miyiz yakın zamanda sizi? Şu an için görüştüğüm şeyler var. Gelen senaryolar var. Çok da mutlu ediyor aslında çünkü sinema filmlerinde rol almak gerçekten çok farklı ve çok değerli benim için. Şu an görüştüğüm şeyler var ama kesin olan bir şey yok çünkü önümüzdeki süreç için başka planlarım var aslında. O yüzden onlarla ikisini bir değerlendirme yapıp öyle karar vermem gerekiyor. Peki aldığınız teklifler yine romantik üzerine mi yoksa farklı konular üzerine mi? Yok, romantik komedi şimdiye kadar pek olmadı aslında. Genelde dram üzerine genelde dram ağırlık teklifler alıyorum. Magazinsel sorular biliyorsunuz bunlar. Şimdi yine mi yalnız diyeceğim ama? Ne güzel hayat, öyle söyleyeyim. Çok yakıştırmalar oluyor dizilerde, biliyorsunuz klasiktir. Evet, herkesin başına gelen. Sen değişik böyle yazanlar oluyor mu? Böyle çok yakıştırmalarla ilgili. Tabii çok mesaj alıyoruz. Yani dizide partnerimle birlikte hani partnerimle yakıştırdıkları için çok fazla mesaj gelen izleyicilerimizden, sete gelen kişilerden de. Ama bir dizide bulunuyoruz ve bir karakter canlandırıyoruz. Tabii ki uyumlu bulunmamız çok hoşumuza gider çünkü bu dizimizin başarısını sağlar ama onun dışında tabii ki aşırıya kaçıldığı zaman
biraz herhalde her tarafı sıkılmak değil ama sanırım iki tarafı da biraz yermiyor da diye sürekli beni zorluyorsun. Zorlayıcı olabiliyor bazı durumlarda tabii ki. İnsanların özel hayatına biraz herhalde saygı duyulması daha tatlı olur diye düşünüyorum. Çünkü biz de izleyicimizi seviyoruz. Onlar da bizi sevsin. Ama ne diyeyim şimdi, beni o kadar zorladın ki şu anda. İnan zorlamadım. Aslında samimi cevaplar bunlar gerçekten. Sen de çok samimisin. Teşekkür ederim. Yani defalarca söyledim zaten. Evet. Daha önce de çok mutlu oluyoruz. Bizi yakıştırdıkları dizide güzel bir uyum yakaladığımız için. Ama onun dışında bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Peki partnerinde ne ararsın? Yani karakterde nelere dikkat edersin? Olacak olan diyeyim ya da olan da mı diyeyim? Bir formülü yok onun, yani size oturup da burada tarif veremem tabii ki. Evet. Ama karakterli ve iyi niyetli biri olması, iyi kalpli biri olması benim için çok değerli. Tamam. Bu arada koronavirüs diziyi etkiledi mi, sizin seti etkiledi mi? Biraz sanırım etkiledi. Yani oyuncular ve ekip olarak biraz tabii daha tedbirli davranmaya çalışıyoruz. Psikolojik olarak biraz tabii bizi etkiliyor çünkü çok fazla ziyaretçi de alıyoruz. Daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz ama onun dışında çok büyük bir etkisi olmadı açıkçası. Maske takıyor musun? Uçakta takıyorum ya. Evet. Maske dışında peki başka önlemleriniz oluyor mu koronavirüs için? Yani sürekli işte zaten hijyenimize sürekli dikkat ediyoruz ama şu an özellikle işte antiseptik ürünlerle ve uçak gibi yerlerde maske kullanarak dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani onun dışında da herhalde çok yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Ve sürekli insanlar için. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler.